kimsesiz çocuklar yurdu. Ayaa piş. Aman yarabbi. Aa, çocukları unuttum ya. Kimsesiz çocuklar yurdunda bakıcı olmak gerçekten de çok zor bir şey. Ay 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 çocuklar. Anam düşüyordum. Çocuklar iyi misiniz kızım? Otursana yerine yavrucuğum. Bak ne güzel yatıyorlar hala ya. Sabah 8'i olmuş. Bunlar hemen ayaklanmış. Bakayım. Haa yaramaz maviş de yatıyor. Bu kız çok yaramaz çok. Bak bu da çok yaramaz. Remzi kafamda zıplama. Ay Allah'ım yarabbim uğraştı ya. Ama neyse ya çok bağırmayayım. Sonuçta kimsizleri yok onların ya. Kimsesizler. Anneleri babaları da yok. Üzüldüm şimdi sadece ben varım. Beni hem anne hem baba olarak görüyorlar. Ay ama yerinizde durun bakın. Size zarar gelmesin istiyorum. Bak bu da 2 dakikada bilgisayarla oynuyor. Bu ne yapıyor ya? Çocuğum sen ne yapıyorsun kapıda? Öğretmenim kapıdan kimse dışarı çıkmasın diye bekliyorum. Haa aferin. Remzi otur. Çocuğum neden yaramaz oldun bu kadar ya? Neden? Seni çok şımarttık ha. Ay sağ ol çocuğum. Senin adın neydi ya? Gitto. Hah Gitto sen yeni geldin. Evet öğretmenim yeni geldim ben. Yepyeniyim. Gitto senin annenle baban trafik kazasında vefat etmişlerdi değil mi? Evet öğretmenim. Kıyamam sana. Ay, artık ben varım tamam mı? Üzülme. Hem ben sizi çok mutlu edeceğim. Çok eğlendireceğim. Vay be. Canım öğretmenim. Ama tabii ki de kurallara uygun yapacağız her şeyi tamam mı? Saatinizde uyup saatinizde kalkacaksınız. Çocuklar duydunuz mu beni? O maviş nerede? Bak. Uyuma numarası yapıyor. Şimdi buraya yatmış güya. Maviş. Efendim öğretmenim. Kızım sen niye bana numara yapıyorsun? Öğretmenim Remzi hep benim üstüme bastı o yüzden canım çok acıdı. Allah Allah tamam da Maviş bir şey olmaz. Remzi'yi biliyorsun. Durmuyor ki beni de dinlemiyor ne yapayım yani. Ceza da veremiyorum zaten üzülüyorum. Remzi bak benim de kafamda tepiliyor. Allah da senin cezanımı vermesin Remzi. Gidin dışarı bak şurada oynayayım çocuğum. Remzi gel şu yukarıda oynayabilirsin yavrum. Basma arkadaşının kafasına. Bak ya hiç beni dinlemiyor hiç. Oğlum sen burada böyle bekçilik yapmaya devam mı edeceksin? Öğretmenim yemci bir yaş önce kaçmaya çalıştı tamam mı? Sonra tuttum onu vurdum yerden yiye. Tabii şaka burası yok. Ha iyi. İyi ki şaka yapmışsın aferin. O zaman dışarıya çıkıp oyun oynamak ister misiniz? Bakayım yatanlar var gerçi ya. Öğretmenim bir arkadaşımız dışarı çıktı. Ana bir tanesi daha çıkıyor öğretmenim. Duyamıyorum onları. Ay tamam. Hadi açalım kapıyı da çıksınlar. Oyun oynasınlar biraz. Çık kızım çık yavrum. Heh, şimdi açtım ya kapıyı çıkmazlar ya Rabbim. Çıksanız da ya öğretmenimizi üzmeyin. Maviş gelsene. Maviş sen de çık çocuğum. Gelin bakın burada park var. Sakın suya düşmeyin ha. Öğretmenim ben yüzmek istiyorum burada. Çocuğum nasıl kurtarayım seni sonra boğulursan ne olacak? Boğulmam ben çok güzel yüzme biliyorum. Senin yamakların ne var ağzında sanki bir şey varmış gibi ya. Tövbe neyse tamam. Tam yüz hadi yüz. Ya Remzi ya. Sen de yüz. Şu heyecanını at üstünden. Öğretmenim yemci sürekli sizin kafanıza çıkıyor. Ben de çıkabilir miyim? Oldu canım. Remzi başka şeyler de yapınca sen de mi yapacaksın? Evet. Hay Allah'ım ya. Anam bir dakika arkadaşlar. Şu anda biri suya düşmüş. Git o yüzme biliyor mu? Öğretmenim biliyorum. Kurtarayım onu. Kurtar çocuğum. Ay ne olur kurtar çocuğum. Ben yüzme bilmiyorum. Çık lan şuradan. Şuradan çık oğlum. Hadi başarabilirsin. Hadi şu tarafta bekliyorum sizi. Ay anam çocuklarım valla ne olacak? Ay anam Remzi de gitti. Maviş de gitti vay. Ne yapacağım ben şimdi çocuklar? Bu çıkardım öğretmenim. Alın bunu sizin olsun. Çocuğum çabuk geç. Geç içeriye geç. Kızım geç ya. Bir daha o tarafa gitme. Gitme yavrum gitme. Çocuğum dinle beni tamam mı? Hayır bu taraf yok. Bu taraf yok. Şurada oynasan. Oralarda oyna tamam mı? Ay. Öğretmenim. Efendim kızım. Öğretmenim ya bu yemze hep benim kafama zıplıyor. Kafana mı zıplıyor? Evet ya artık bundan bıktım. Bu gitsin buradan. Remzi benim kafama zıpla tamam mı? Arkadaşının kafasına zıplama ya. Ay bir gün de ben zıplayacağım vallahi Remzi'nin kafasına. Öğretmenim bir şey söylemem lazım. Çabuk giyin. Ne oldu çocuğum? Çabuk gelin. Tövbe estağfurullah ha. Çocuğa ben de geleceğim. Ay bir saniye önce bir şey yapma lazım. Pıt. Ay pardon bunu çıkarmam lazımdı öğretmenim.
Çocuğum neden böyle bir şey yaptın şimdi? Ha, ayıp değil mi? Ben size öğretmedim mi ya? Ay hocam öyle diyorsunuz da benimki yani Yemzi'nin yanında hiç. Yemzi altına yapmış kakasını üzerinize zıplıyor. Haberiniz var mı? Canım o çocuk yani ne yapalım? Aa senin de kafanda duruyor şu an. Yetmedim kafama bok yapıştı. Ağlıyor. Remzi kaç kere dedim gel benimle içeriye gireceksin sen. Gel buraya. Remzi bak hiç beni dinlemiyor ya. Hiç beni dinlemiyor. Kızım Mari sen gel içeriye gir. Tamam öğretmenim geldim. Gel. Evet çocuklar bakıyorum şu anda dışarıda oynama saati geçmiş. Bak dışarıda olanları görüyorum hala. Hala dışarıda olanları görüyorum. Çocuğum girsene içeriye yavrum. Aa sanki orada bir şey görmüştüm ya. Bana mı öyle geldi acaba? Masmavi bir şey gördüm. Nerede öğretmenim bize de gösterin. Şu tarafta görmüştüm ya. Ama şu anda da yok. Belki de gözüm yanılmıştır. Neyse hadi içeriye girelim arkadaşlar. Akşam olmak üzere birazdan hadi yemek saati. Kızım gel içeriye çocuğum. Öğretmenim. Ne oldu? Öğretmenim ayakkabımı kaybettim burada bir yerde. Çocuğum ben şimdi nereden bulayım senin ayakkabını? Ha, nereden bulayım yenisini alırız tamam mı? Hadi sen içeriye gir. Öğretmenim. Efendim çocuğum. Ben şu çöpün arkasına hemen bir bakıp gelsem olur mu? Olur çocuğum olur bak bakayım. Orada ben de bir şey gördüm sanki de neyse. Kızım çok uzaklaştın. Buraya doğru gelir misin? Allah Allah. Git o. Git o. Çocuğum orada mısın? Allah Allah. Nerede bu çocuk ya bak çöpün içine mi girdin? Aa yok. Git o. Allah Allah Remzi buraya gel Remzi sen de gitme. Aa bu çocuk nereye gitti ya? Tövbe estağfurullah çocuk kayboldu. Ay ne yapacağım ben şimdi bütün çocuklardan sorumluyum ben. Ay mavi iş yardım et. Çocukların hepsini içeriye sokalım. Bir şey oldu Gito'ya. Ortada yok. Öğretmenim Gito yok mu şimdi yani? Kızım sen de her şeyi ağlama. Allah Allah bağırdı şuradan. Ay dedi sonra da ortada yok. Baktım baktım göremedim. Ya o benim en iyi arkadaşımdı. Kızım Allah Allah bir şey olmamıştır ya. Buluruz hadi gelin bakayım içeriye. Ya Remzi sen de bir git ya. Hep buradasın hep buradasın ya. Akşam saati. Vay be. Bugün de akşam oldu ha. Aa yıldızlar ne kadar da güzel gözüküyor. Ay çocuklara bakayım. Çocuklar yattınız mı? Ha Maviş yatmışsın aferin sana. Öğretmenim benim uykum henüz gelmedi. Biraz sonra uyusam olur mu? Merak etme ben şimdi masal anlatacağım size hemen uyursunuz. Bakayım. Ha evet Ayşe, Elif, Merve, Ali de yatmış. Derya da yatmış. Bakayım Kerem de yatmış. Melis de yatmış. Evet. Hepiniz yattığınıza göre çocuklar. O zaman masalımıza başlayabiliriz. Bir varmış bir yokmuş. Ha, bir şey söyleyeceğim ya. Bir dakika. Benim kafamın üstü neden boş? Marş bakayım. Senin kafanın üstü de boş. Remzi nerede? Aa evet Remzi yok öğretmenim. Ben de neden burası bu kadar sessiz diyorum. Evet ya. Allah Allah bir kapıya bakayım. Aa git o da yok. Genelde burada hep bekçilik yapardı. Allah Allah. Bu çocuklar nerede ya? Bir dakika. Gito en son bağırmıştı. Aa, benim kafam çok karışmış çocuklara bakmaktan. Ay unuttum onun nerede olduğunu. Neyse yarın en iyisi polise gideyim ya. Şimdi uyuma vakti. Hadi çocuklar uyuyun artık. Oo, Maviş bak arkadaşların uyumuş hadi sen de uyu. Tamam öğretmenim iyi geceler. Hadi bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kavga zaman içinde develer tellal pireler parlarken bir tane kuş varmış kuş uçmayı unutmuş sonra kelebek ona kanatlarını vermiş kelebek tırtıl olmuş kuş da uçmuş hadi bay bay. Ah, oh be şimdi güzel bir uyku çekeyim de yarın ilk işim karakola gitmek olacak. Acaba çocuklar nerede aklım çok onlarda kaldı ya. Neyse hadi bakalım şimdi uyuyalım. Uyudu herkes. Şimdi işe koyulma zamanı. Çocuklar beni bekleyin. Ah be şu kapıdan geçmek de zor olacak şimdi. Olsun çocuklara götürmek için her şeye değer. Mışıl mışıl uyuyorlar. Bakayım kaç tane çocuk var. 2 tanesini önceden götürmüştüm. 8 tane çocuk var. Bunlar da onların yanına gidecek. Öğretmenim. Öğretmenim. Ay piş. Ay bu ses de neydi böyle? Ha,
Aa Maviş! Maviş ne oldu kızım? Maviş ne oldu? Öğretmenim Nelay oldu Nelay. Ne oldu çocuğum? Ay var ya, uykumdan uyandıydın beni, yani güzel rüyalar görüyordum be. Öğretmenim biliyor musunuz, bu ya bir tane yaratık geldi, bütün arkadaşlarımı götürdü. Ne? Aa nereye götürdü? Baba! Nereye gittiler çocuklarım? Aha çocuklarım yok. Kızım bu bir şaka mı? Rüyada mıyım? Dur bir kafamı vurayım. Bıkış bıkış. Ay yok, rüya değilmiş. Aha gerçek. Daha kötüsü. Kızım nereye gittiler biliyor musun? Öğretmenim ben onları takip ettim gizlice. Size söyleyeyim diye. Yerlerine öğrendim, merak etmeyin. Çocuğum akşam dışarı mı çıktın? Evet çıktım ama beni fark etmedi. Beni fark etseydi beni de kaçırırdı. Bu yaratık nasıl bir şeydi peki? Böyle mavi renkti. Uzun bacakları, uzun kolları var. Böyle uzun boylu bir şeydi. Uzun muydu? Hadi ya. Aa çocuklarım. Çocuklarıma inşallah zarar vermemiştir. Hadi Maviş çabuk götür beni oraya, nereye götürdüyse çocukları. Tamam öğretmenim. Hemen gidelim. Nereden? Buradan öğretmenim, buradan gelin. Öğretmenim şurada bir tane dağ var ya, dağın oraya götürdü. Ne? Aa çocuklarımı dağ mı götürdü? Koş Maviş koş. Çocuklar geliyorum, bekleyin. Kurtaracağım sizi. Öğretmenim işte şuradaki dağ. Bakın karşısındaki. Ay o karanlık dağ mı götürdü çocukları? Koş Maviş. Çabuk arkadaşlarına, kardeşlerine yetişmemiz lazım. Vay be. Dağa bak da. Nereden giriliyor ki bu dağdan ya? Maviş göster bana bu dağdan nereden giriliyor. Şuradan öğretmenim, şuradan. Şurada bir açık alan var. Aa Maviş çabuk gel. Ay dur, sessiz olalım. Tamam mı? Yavaş yavaş. Ne yapıyor bu çocuklara? Neredeler bunlar? Aa şurada bir ışık görür gibi oldum. Bakayım bir. Çocukların hepsini sıraya dizmiş. Ne yapacak, sırayla yiyecek mi çocuklarımı? Çocuklarımı sırayla yiyecek mi? Bakayım bir. Ya satarım, ben satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Ya satarım, ben satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Bir dakika. Bom. Bogi. Ne var? Papağanla mı konuşacağım? Bana dön. Döndüm. Ne var? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden benim çocuklarımı kaçırdın ha? Burada onları yiyeceksin değil mi? Ne yemesi? Oynuyoruz biz onlarla. Dans ediyoruz. Bak yalancıya bak. Ben şimdi çocuklara sormaz mıyım? Git al. Ne yaptı bu size? Öğretmenim canım benim, hoş geldiniz öncelikle mağaramıza. Tövbe estağfurullah, ne mağarası çocuğum, kafayı mı yedin? Hadi gelin gidiyoruz. Öğretmenim anlamıyorsunuz. Neyi anlamıyorum? Öğretmenim biz Boogie Woogie'yi o kadar çok sevdik ki kendisi yumuşacık ya, tam sarılmalık ve biz de hep burada oyunlar oynadı. Baksanıza Yemzi bile artık uslu duyuyor ya, zıplamıyor. Haksız mıyım Yemzi? Yemzi doğru mu duyduklarım? Çok haklı öğretmenim, evet doğru söylüyor, artık kafalarda zıplamıyorum. Allah Allah. Nasıl ya? Siz şimdi buraya eğlenmek için mi geldiniz? Bakayım şurada park var. Aa. Hugi sen doğruyu mu söylüyorsun yani? Çocukları yemeyecek misin? Ne yemesi? Biz eğleniyoruz çocuklarla. Hugi hakkında çok yanılmışım ya. Tamam çocuklar, peki o zaman hep beraber eğleniyoruz, tamam mı? Oley. Öğretmenim biliyor musunuz, Hugi bizim için bu yere park bile yapmış ya. O hep böyle annesi babası olmayan çocuklara yardım ediyor. Vay be. Gerçekten Hugi hiç tanıdığımız gibi bir şey değilmiş ha. Çok iyiymiş. İyi bir canavarmış o ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bana yardımcı olan Roblox Kralı, Maviş Roblox ve Necati abiye çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.